Marmara bölgesi bugün sağanak ve rüzgara teslim olduğu pek çok evi ve iş yerini su basarken dışarıda olan vatandaşlar kapalı alanlarda bir süre yağmurun durmasını bekledi. Bursa, Tekirdağ, Balıkkesir ve İstanbul başta olmak üzere pek çok noktada vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bursa'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Ansızın bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi günü Bursa için fırtına uyarısında bulundu. Olunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, öğle saatlerinden itibaren yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi korunaklı alanlara sığınmakta buldu. Fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Balıkkesir'de ise öğle saatlerinde aniden başlayan 15 dakikalık sağanak yağmur hayatı felç etti. Yollar göle dönerken ulaşımda aksamalar yaşandı. Bahçeli Evler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Bağlar Sokağı olmak üzere şehrin ana kavşak noktalarında biriken sular hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar cadde boyunca karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da da beklenen yağış etkilerinde etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunacak yer aradı. Hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yoluna devam etti. Sağnak yağış etkisini sürdürürken yağış sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağnak yağış uyarılarının ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarında dolan Taksim'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken sağnak yağışa hazırlıksız yakalanan alanlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.